Murat'a merhaba. Merhaba Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Önce seni tanıyabilir miyiz? Yaşın, Aynı 20 mevkin. yaşındayım. Daha önce hangi takımlarda oynadın? Sol bek mevkisinde oynuyorum. Arada sol açık, sol açı orta saha. Evet, peki şu anda da Kılıcıbrık Spor'dasın. İyi bir performansın var. Geçen hafta da gol kaydettin. Neler söylemek istersin? Önce Diyarbakır maçı, sonra Derince maçı. Sezon başı buraya hedeflerim için geldim. Hedeflerim doğrultusunda geldim. Burada da çok şükür şans buluyorum. Daha bunu devam edeceğim inşallah. Evet, peki hedefin ne senin? Ya hedefim daha üst liglerde oynamak hani. Profesyonel olarak hani devam etmek. Yıllarca oynamak. Yani evet. Peki bu daha iyi olmak için neler yapıyorsun? Ya daha çok çalışıyorum. Beslenmeme, son dinlenmeme hepsine dikkat etmeye çalışıyorum. Ölünce diyorsun, başarı gelir diyorsun. Evet. Peki burada nasıl bir ortam var Kızılcabilik Spor'da? Ya burada aile ortamı var. Ya tüm herkes birbirine sahip çıkıyor, seviyor, sayıyor. Takım olarak da iyi bir yerdesin değil Aynen mi şu takım anda? olarak da daha iyi yerlerde olacağız ya. Önümüzdeki gelecek için neler söylemek istersin Kızılcabilik Spor açısından? Gelecek için. İnşallah daha üstlüklerden görmek istediğimiz bir kulüp. Daha ileride olabilir diyorsun. Aynen daha iyi oralarda olabiliriz. Peki teşekkür ederim. Var mı senin başka eklemek istediğin? Yok abi sağ ol. Kıvanç merhaba. Merhabalar. Kıvanç, önce seni bir tanıyabilir miyiz? Yaşın, mevkin, daha önce hangi takımlarda oynadın? 27 yaşındayım. Hücum hattında sol tarafta görev alıyorum. Daha önce Trabzon'da profesyonel olduk. Van Spor, Çorum Spor, burası. Tuzla Spor, Eyüp Spor'dan sonra tekrar Kızılcabilik Spor'da görev alıyoruz. Yaklaşık 10. yılımıza giriyoruz. İyi, tekrar hoş geldin diyelim o zaman Teşekkürler. sana. O zaman geçti ama. Şimdi Kılıcabörük Spor olarak iyi bir yerdesiniz. Son 2 haftada güçlü takımlarla oynadınız. Değerlendirir misin önce Diyarbakır maçı, sonra Derince maçı? Gerçekten iki maçta klişe olacak ama kazanabileceğimiz iki maç oldu. İki maçta gidip geldi. Gerek kaçırdığımız pozisyonlar olsun, gerek kötü dakikalarda gol yememiz olsun. Bu maçlara biraz sebep oldu. Onun dışında bizim ilk maçtan bu maça her zaman üstüne koyarak gittik. Eksiklerimiz oldu. Korona her takım etkiledi gibi bizi de etkiledi. Fakat biz eksiğimizle, kalanımızla her zaman neyimiz var neyimiz yok mücadele eden bir takımız. Bizim mücadele gücümüz hiçbir zaman düşmedi. Ama tabii ki futbolun şanssızlıklarını yaşadık. Gerek hakem olsun, gerek kaçan pozisyonlar olsun. Farklı olabilir. Özellikle son maçımızda öne geçebileceğimiz dakikalar vardı. Öne geçsek maçın kaderi çok daha farklı olabilirdi. Öne geçmeyi başaramadık. Ama bence takımımız kesinlikle lig genelinde umut veriyor. Biz yine diyoruz bizim hedefimiz var. İnşallah hedefimizi gerçekleştireceğiz. Önemli olan sezon sonu. Peki ama buna da sizin takımın yarısını yakını işte pozitif çıkanlar var, sakat olanlar var. Bunun eksikliği de etkiledi diyebilir miyiz son 2 maç için? Yani tabii ki etkiledi ama yani dediğimiz gibi 30 kişiyiz. 30 Evet. tane hazır futbolcu var burada. 30'un hani yarısına yakını yok. Yani ama bunlar biz bahane olarak 12-13 kabul evet etmiyoruz. tabii. Çünkü her takımın başına geliyor, gelecek. Yani tabii ki takım oturmaya başlarken bu tarz şeyler etkiliyor ama dediğim gibi biz her koşulda, her platformda her şeye ortağız. Kenetleniyoruz aynı şekilde. Var çıkanıyla gireniyle kenetleniyoruz. Peki sen de iyi bir performans gösteriyorsun. Son maçta da gol pasını veren sensin. Yani kendi adıma da tabii elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hem bu kulübe vefa borcumuz var. Hem güzel ortam var. Hem hedef oynayacak bir takım var. Hem de biraz da tabii biraz da katkımızı artırmamız gerekiyor. Artıracağımıza da eminim. İlerleyen Daha günlerde da daha iyi iyi olacak. olacak. Çok daha iyi olacak. Peki, teşekkür ederim. Var mı başka eklemek Yok, istediğin? teşekkür ederim.